Merhaba Hayatı Mutfak izleyicileri, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öyle bir lezzet yapacağım ki inanın hazırlıkları bittikten sonra yapımı sadece ve sadece 5 dakikanızı alacak muhteşem bir lezzet, muhteşem bir kahvaltılık, ana yemek de diyebiliriz. Hangisini demek isterseniz. Haydi Bismillah deyip yapımına da geçelim. Tarifimin ön hazırlığını yaptım. Malzeme listesini yine açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçecek olursak, ilk önce şöyle 4 tane yumurtamızı karıştırma kabımızın içine ilave edelim. Üzerine 1 çay bardağı, şöyle 1 çay bardağı 110 ml'lik 1 çay bardağıyla da sıvı yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı veya sıvı yağ, ayçiçek yağı fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. Yine üzerine şöyle 1 su bardağı sütümüzü ilave ediyorum. Ardından arkadaşlar 1 tatlı kaşığı ile yarım çay bardağı suyu sulandırdım. Bunu da ilave ediyorum içine. Eğer ki kullanmak isterseniz 3 yemek kaşığı ketçap da kullanabilirsiniz. Bunu tercihinize bırakıyorum ama ben burada salça kullanmak istiyorum. Şöyle 1 çay kaşığı dolusu karabiber ve içine koyacağımız malzemeleri de hesap ederek yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyoruz. Burada bütün malzemeleri, önce sıvılarımızı bu şekilde karıştırıyoruz. Ardından arkadaşlar üzerine şöyle bir kase siyah zeytin çekirdeklerini çıkarttım. Ev yapımı zeytinim vardı. Onu ilave ediyorum. Dilerseniz yeşil zeytininiz varsa yeşil zeytin de kullanabilirsiniz. Üzerine arkadaşlar şöyle yine bir kase peynirim vardı. Benim karışık peynirim vardı dolabımda. Bunları ilave ediyorum. Şöyle bir kase, yaklaşık 2 adet domatesim vardı. Onu da ufak ufak doğradım. Onu da ilave ediyorum. Şöyle 4-5 adet sivri biber. Çok yakışıyor. Eğer kırmızı varsa kırmızı da doğramanızı tavsiye ederim. Şöyle bir kase mısırım, haşlanmış mısırını da ilave ediyorum. Ve şöyle 250 gram kadar sucuk, sosis, ne kullanmak istiyorsan bunu da ilave edelim. Ve önce şunu çıkartayım. Hepsini karıştırıyorum arkadaşlar bu aşamada. Yani bir pizzanın içine ne girecekse bütün malzemeyi ilave edebilirsiniz. Şuraya ayırdığım kaşarı üzerine koyacağız. Şimdi bu aşamada onu ilave etmeyeceğiz. Şimdi un ilavesi yapacağım. Şöyle 2 su bardağı un kullanacağım. Şöyle klasik 200 ml'lik su bardakları ile olacak arkadaşlar. Ve bu da ikinci bardağım. Üzerine bir pakette kabartma tozum var. Kabartma tozumu da unla beraber ilave ediyorum ki daha iyi kabarmasını sağlıyor bu şekilde. Ve hepsini iyice harmanlıyorum. Eşit şekilde dağılmasını sağlıyorum. Bu şekilde hazır hale getirdik. Şimdi tepsimizi de alabiliriz. Şöyle bir fırın tepsim var arkadaşlar. Üzerine yetecek kadar şöyle birazcık sıvı yağ, dibine yapışmasını istemiyorum çünkü. Ve bir fırça yardımıyla şöyle her yerine gelmesini sağlıyorum. Hazırlamış olduğum harcımı, karışımımı tepsime döküyorum arkadaşlar bu şekilde. Çok nefis bir kahvaltılık oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Çok da pratik arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok pratik. Dilerseniz ölçüleri tamamen azaltıp çoğaltabilirsiniz, yarıya indirebilirsiniz, daha az yapabilirsiniz küçük tepsi, ama biz çok sevdiğimiz için, iddialı bir tarif olduğu için böyle biraz büyük bir tepside yapmayı tercih ediyorum. Dilerseniz fırın tepsinizde de yapabilirsiniz.
bu şekilde hazır. Ve son olarak da şöyle fırına göndermeden hazırladığım, rendelediğim kaşarları şöyle her yerine gelecek şekilde serpeliyorum. Bu şekilde pizzam fırına gitmek için hazır. Şimdi 170 derecelik fırında, kek ayarında arkadaşlar, sizin fırınınız hangi ayarda kek güzel pişiriyorsa o derecede fırına göndermenizi, fırında pişirmenizi tavsiye ederim. Şimdi bu şekilde fırına gitmek için hazır. Süre vermiyorum, hiçbir zaman da vermiyorum. Çünkü fırından fırına pişirme süresi değişebiliyor. Dikkatli olmanız gerekiyor. İlk 15 dakikadan sonra kontrol etmeniz gerekiyor. 15-20 dakikadan sonra kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye ederim. Pizzamız arkadaşlar fırından çıktı. Hala çok sıcak. Sizlere göstermek istiyorum. Çok pratik bir kahvaltılık. Pizza da diyebilirsiniz. Kahvaltılık da diyebilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Ama muhteşem bir lezzet kesinlikle. Onda hemfikiriz. Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Muhteşem görünüyor. Çok güzel bir kahvaltılık dediğim gibi. Çok da lezzetli bir kahvaltılık. Çok pratik. Kolaylıkla yapabileceğiniz harika bir lezzet. Şöyle tabağa da alayım hatta. Şöyle arkadaşlar. Böylelikle arkadaşlar bir tarifimi ve videomu daha sonuna geldik. Eğer ki tarifimi ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer kahvaltılık tariflerimi, diğer yemek tariflerimi de kanalımdan yine ulaşabilirsiniz. Başka tariflerde, başka videolarda da görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.